All right, Mom, what do you think? Look at my shoes, aren't they great? My God, you look like a gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. To me, being a gangster was better than being president of the United States. One day, some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. Merhaba değerli dinleyiciler, benim adım Çınar Çağlar ve bugünkü bölümümüzde geçen hafta paylaşılan bölümümüzle bağlantılı olan ve o bölümde bahsettiğim bir konuyu daha gerçekçi olarak filmi işliyoruz. Bu benim geçen hafta çektiğimiz bölüm için araştırmamı yaparken izlediğim bir film. Ve kesinlikle Godfather, Baba ve benzer filmlerin yanında durmayı ve onlar gibi kült klasik olmayı hak ediyor. Bu hafta Martin Scorsese tarafından yönetilen, gerçek bir hikaye üzerine uyarlanmış Goodfellas filmini size anlatmak ve film ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bu film, Henry Hill'in hayatının hikayesine dayalı bir şekilde birkaç küçük değişiklikle çekilmiş. Henry Hill, New York şehrinin Brooklyn bölgesinin gelir olarak ortalamanın altında bir bölgede, mülteci bir ailenin oğlu, annesi Sicilyalı ve babası İrlandalı. Bu iki kökenden gelen neredeyse herkese zamanında çok ırkçılık yapıldığı için de pek bir paraları yok ailecek. 6 tane kardeşi olması da hayatlarını hiç kolaylaştırmamış. Şimdi Henry olduğunuzu bir hayal kuralım. Okul sıkıcı, ev küçük ve dar. Ama akşamları camdan dışarı bakıyorsun ve bir taksi durağı görüyorsun. Bu taksi durağına taksiden çok lüks arabalar giriyor. Herkes mükemmel giyinmiş. Burasının da bir mafya ailesinin taksi durağı olduğunu görebiliyorsun. Kesin para aklamak için kullanıyorlardır. Bir gün işe ihtiyacın olunca hemen karşı sokaktaki taksi durağına gidiyorsun. Onlar da sana iş veriyorlar. İlk başta işin bu arabaları park etmek. Ama zamanla yaptığın şeyler tehlikeleniyor. Çalıştığın adamlar için onların arabalarını park etmek yerine çalışmadığın ve o çalıştığın adamların düşmanları olan adamların arabalarını sabotajlıyorsun, dükkanlarını yakıyorsun, farklı farklı kötü şeyler yapıyorsun. Hayal dünyamızdan çıkarsak, burada Henry'nin neden önemsendiğini hissettiğini ve mutlu olduğunu görebiliyoruz. Kendisi belki hayatında ilk kez önemli hissediyordu. Ama onu ilklerle ilgili konuşuyorsak, Henry'nin ilk kez yakalanıp sorgulandığı ve tutuklandığı günü konuşmamız gerekiyor. Henry Hill. The people of the state of New York versus Henry Hill, docket number 704162. Burada ben daha çok araştırma yaparken bir şey öğrendim. Bu tutuklandığı zaman Henry bayağı mafyadan ayrılmak, uzaklaşmak istemiş. Ve bunu yapabilmek için kısa bir zaman boyunca askerlik yapmış. Peki neden New York'a geri dönmüş, suça geri dönmüş? Çünkü askerdeyken suç işlemeden duramamış ve sonunda bir sürü suç işlediği için askerden atılmış. Sonunda suçtan hayatını kazandığı hayatına geri dönmüş. Geri dönen Henry'nin artık çok daha tırnak içinde güzel bir işi var. JFK havalimanına giren tırları kaçırma ki bunu da iyi yapıyorlar. Şanslı oldukları zaman bir günde birden fazla tır bile kaçırabiliyorlar. Ki bir tırın içinde ne var diye düşünebilirsiniz ama bu JFK havalimanı çok önemli. İçine çok giren ve çok çıkan olan bir havalimanı. O yüzden bir tırda bile yüz binlerce dolarlık eşya olabilir. Muhtemelen. 4 yıl boyunca tır çaldıktan sonra asıl bir büyük fırsat Henry'nin karşısına çıkıyor. Air France hava şirketinin getirdiği paraları çalmak. Çok da kolay. Gir çık yapıp zengin olduktan sonra Henry kendisine bir kulüp satın alıyor. Mafyadan ayrılabilmek için son bir hamle, kaçış yapmaya çalışıyor. Ama bu kulüpte bir sürü farklı mafyadan arkadaşları geliyor ve mafya için bir takılma alanı oluyor adeta. Bu kulüpte Billy Bats diye bir gangster öldürülüyor. Ama bir sorun var. Billy Bats, tırnak içinde Made Man diye geçen bir mafya tarafından korunan biri oluyor. Made Man kısacası Henry ve arkadaşları her şeyi berbat etti. Ve bu yüzden de onu New York eyaletinin dışında boş bir araziye gömmeleri gerekiyor. Artık Henry'nin mafyadan kaçışı yok. Ne derlerse yapması gerekiyor. Tek çaresi bu. 1972'de Florida'nın Tampa şehrinde mafyaya borcu olan bir kumarbazı dövdüğü için tutuklanıyor. Neden mi yakalanıyor?
bu kumarbazın kız kardeşi FBI için çalışıyormuş. Ama hapse gidince o mafya için çalıştığı için diğer suçlulardan ayrı yaşıyor. Kendilerine özel bir stüdyo oda veriyorlar. Stüdyo oda ne kadar evimsi olabiliyorsa o kadar. I mean, everybody else in the joint was doing real time, all mixed together, living like pigs. But we lived alone. I mean, we own the joint. Both batted them two son of a bitches. You couldn't recognize them. Good, they deserved it. Even the hacks we couldn't bribe would never rat on the guys that we did. Bağlarını güçlendirmek ve az da para kazanmak için hapiste uyuşturucu satmaya başlıyor. Lufthansa soygunundan sonra da Henry ne kadar her şey güzel olacağını düşünse bile bu soygun tehlikeli bir şekilde teker teker bu soygundaki insanları öldürmeleri gerekiyor. Neden mi? Lufthansa soygununda yanlışlıkla istediklerinden çok çalmışlar. 8 milyon dolar çalmışlar. Bekledikleri 1 milyon, 2 milyon yerine 8 milyon çaldıkları için o soygundaki herkes kendi dilimlerini istiyorlar, kendi parçalarını istiyorlar. Ve herkes kendi parçalarını isteyip bağıra bağıra polisleri ve diğer mafya ailelerini çağırdığı için onları öldürmeleri gerekiyor. Bu soygundaki insanlar da o yüzden öldürülüyor. Ve Henry sattığı uyuşturucuyu kullanarak kendisi çok kötü bir duruma giriyor. Kendisi de o uyuşturucu kullanmaya başlıyor. Farklı farklı uyuşturucu maddeler alarak hayatını batırıyor. Şimdi bu batırdığı hayattan tek kaçışı da tüm mafya ailesini ispiyonlayarak tanık koruma ile kendisini kurtarmak. Yes. Could you please point him out for the members of the jury? Your Honor, please let the record reflect that Mr. Hill has identified the defendant, James Conway. Mr. Hill, do you also know a man by the name of Paul Cicero? Yes. Do you see him here in the courtroom today? Yes. Can you point him out for the members of the jury? Your Honor, let the record reflect that Mr. Hill has identified the defendant, Paul Cicero. Ki bu da hiç yapmak istemediği ve filmin en başında rat olarak geçen farelik veya ispiyonculuğun kötü olduğunu öğrenmesine rağmen yapması gereken bir şey, yoksa kendisi de hapse gidebilir. Bu film bana göre mükemmel. İzledim, araştırdım, araştırma yaparken yeni şeyler de öğrendim. Henry Hill'in hikayesinin tamamını buraya sıkıştıramıyorum ve sizin de araştırmanızı öneriyorum. Çekiminin kendisi, yani kameramanlık da bence çok hoş, çok artistik, güzel, sanatsal olmuş bana göre. Çok zorlamadan. Bana göre Henry'nin yaptığı monolog da çok iyi bir eklenti. Tam olması gereken yerlerde yapıyor. Diğer yerlerde sırf diyalog ve bazen özellikle o ilk Betsy gömme sahnesinde oradaki sessizlik bile, arabanın arkasından bir tık 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 sesi gelmesi bile, o sessizlik iyi bir üretim bence. Scorsese çok iyi yapmış. Sözün özü, ben bu filme bayağı bayıldım. Ve yine bir bölümün sonuna geldik değerli dinleyiciler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz bir akrabanızı, arkadaşınızı veya o sokakta bulduğumuz rastgele kişiyi alıp bu bölümü dinleyebilirsiniz birlikte. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. As I can remember, I always wanted to be a gangster. To me, being a gangster was better than being president of the United States.